Herkese merhaba. Öncelikle Wikimedia Türkiye ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Gerek Zafer, gerekse de Başak'la yoğun çalışmalar oluyor. Bazen onlar bizim etkinliklerimizde, bazen de biz onların etkinliklerinde yer alıyoruz. Ama özellikle Türkiye'de sınırlı kaynaklarla bir takım çalışmalar yapmak için çok fazla kendinizden özveri göstermeniz gerekiyor. Ben özverili çalışmalarından dolayı da değerli arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Açık lisanslarla ilgili ben genel bilgiler aktaracağım ama birazcık da Creative Commons'ın aslında genel yapısından bahsedeceğim. Burada biz nasıl verilerin yeniden kullanımı mümkün hale gelebilir? Bunların üzerinde duracağız. Aslında burada önemli noktalardan biri de bunun belirli standartlar çerçevesinde ve yeniden kullanıma uygun bir şekilde bu çalışmaların gerçekleştirilmesi. Onun için ben biraz açık lisanslardan, sonra Creative Commons'tan, açık verinin genel yapısından, FAIR ilkelerinden bahsedeceğim ve paylaşım kültüründen de biraz söz ettikten sonra tamamlayacağım. Dün bizim bir konferansımız vardı, açık bilim konferansı. Bu konferansta daha çok bilimsel yayınlarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta da Uluslararası Açık Yarışım Haftası. Bir hafta boyunca çok farklı etkinlikler var. ae2022.açıkyarışim.org'dan Türkiye'deki etkinlikleri de takip edebilirsiniz. Her gün çok güzel etkinlikler var. Aynı zamanda açık veriyle ilgili de çalışmalarımız bizim hem akademik ortamda hem de diğer çalışmalarda devam ediyor. Açıkveri.org'dan da bu çalışmaları takip edebilirsiniz. Türkiye'de açıklık kavramıyla ilgili birçok farklı aslında sahada mücadeleyi sürdürüyoruz diyebiliriz. Buyurun. Hocam, çevirmenlerimiz olduğu için biraz daha yavaş onlar için... Tamam. Daha yavaş konuşuyorum. Bu çalışmalarla ilgili bir de YouTube kanalımız var. Açık bilim, açık veri, açık erişim, etik konularında ve aslında paylaşım kültürüyle ilgili de bu kanal üzerinden bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu bilgileri de biz mümkün olduğu kadar bir şekilde bu külliyatı aslında kaydetmeye çalışıyoruz ve bunlarla ilgili çalışmaları da daha geniş kitlelere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi çok basit olarak açık lisans nedir? Bu sorunun cevabını ben vermeye çalışayım sizlerle birlikte. Burada aslında bizim copyright olarak ifade ettiğimiz, yani telif hakkı, katı bir telif hakkı yapısı yerine, yani tüm hakların saklanması yerine aslında bazı hakların saklı olabileceğiyle ilgili bir esnetmeyi bu lisanslarda görüyoruz. Aslında burada eserlerin paylaşımına, yeniden kullanımına ve adaptasyonuna izin veren bir süreci ortaya koymak söz konusu. Ve telif sahibinin belirlediği bir takım haklar çerçevesinde bu çalışmaların paylaşılmasını ve internet üzerinden bir anlamda erişimini daha kolay hale getirmeyi aslında burada hedefliyor. Ve bu bağlamda da aslında son kullanıcıların özellikle bu çalışmaları daha rahat gerçekleştirebilmesi için bir lisans ailesi var. Bu lisans ailesi de aslında Creative Commons olarak ifade edilebilir. Creative Commons lisansları son kullanıcılar için ve eserlerini paylaşmak isteyen profesyoneller için bir çözüm sunuyor aslında. Bu çözümde de dediğim gibi katı bir telif hakkı yönetimi yok. Sizin belirlemiş olduğunuz bir takım kriterler kapsamında yaptığınız çalışmalar paylaşılabiliyor. Peki bunun altında yatan mimari nedir? Buna bakmak istediğimiz zaman aslında burada bir beyan söz konusu. Yani siz kendi entelektüel birikiminizle oluşturduğunuz bir eserin hangi şartlarla kullanılacağını belirliyorsunuz. Ve bu belirttiğiniz çalışmayı bir lisans anlaşması kapsamında sunuyorsunuz. Ama bu bir veri tabanına kayıtlı bir yapı değil. Bu herhangi bir otorite dizinine kayıtlı bir yapı da değil. Bu tamamen sizin kendi beyanınızla ilgili bir çalışma. Burada benim bir ders notum var. Hacettepe Üniversitesi'nde verdiğim Python'a girişle ilgili. Bu içeriğin nasıl kullanılacağı ile ilgili de
ben kullanım şartlarında bir Creative Commons lisansı seçiyorum. Bu lisansla ilgili detaylara da bu içeriği kullanmak isteyenler ilgili bağlantılardan erişebiliyorlar. Peki bu ne sağlıyor? Bu internet üzerindeki bu eseri kullanırken, üzerinde adaptasyon yaparken veya dağıtırken yeniden eser sahibinden izin almanıza gerek olmaması anlamına geliyor. Bu çok önemli bir kriter. Bunun aslında en güzel örneklerinden bir tanesinde Wikidata'da ve Wikipedia'da görüyoruz. Wikidata'da herhangi bir aslında atıf verme zorunluluğu da yok. Direkt olarak alıp paylaşabiliyorsunuz ama Wikipedia'da atıf vererek ve aynı lisans şartlarıyla tekrardan Wikipedia'da o makalenin içeriğini üreten kişiye sormadan, izin almadan bu çalışmayı yapabiliyorsunuz. Bu aslında paylaşım kültürü içerisinde hem üreticilerin hem de bunlardan faydalanan kişilerin çok hızlı bir şekilde çalışmaları gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Aksi takdirde internet üzerinde bulduğunuz bir görseli, bir ses dosyasını, bir videoyu yeniden kullanmak istediğinizde onun üreticisine gidip izin almanız ve bu süreci nasıl yürüteceğinizi bir anlamda bilmeniz gerekiyor. Ama Creative Commons lisansları bu sürecin hepsini çok basit ve kolay bir hale getiriyor. Bu yapı aslında birazcık ben altındaki mimariden de bahsedeyim. Çünkü sadece bir basit lisanslama ve bu lisansın detayları değil. Burada dört ana koşul var. Bu koşullardan bir tanesi atıf verme. Yani bir anlamda o içeriği geliştiren kişiye siz atıf veriyorsunuz, referans veriyorsunuz ve bir anlamda aslında vefalı bir davranış oluşmuş oluyor. Diğeri aynı lisansla paylaşılması. Yani benim belirlediğim şartlarla siz bu çalışmayı daha sonraki farklı çalışmalara dönüştürdüğünüz zaman paylaşabilirsiniz anlamında. Ticari amaçla kullanılıp kullanılmayacağını burada belirtebiliyorsunuz ve üzerinde bir adaptasyon, değişiklik yapılıp yapılmayacağını belirtebiliyorsunuz. Ve bu dört şart içerisinde bunların kombinasyonlarıyla normalde 6 tane farklı lisans ortaya çıkıyor. Bu 6 tane farklı lisans en açık olandan, yani paylaşım kültürüne en çok destek verenden, sadece atıf yapılarak kullanılmasından daha kapalı olan, ticari amaçla kullanılamaz, üzerinde bir değişiklik yapılamaz gibi 6 farklı aslında lisans sunuyor. Bu işte bizim copyright dediğimiz tüm hakları saklıdan kamu malı haline dönüşmüş, telifi olmayan esere kadar arada aslında gri bir alan yaratıyor. Yani eserini paylaşmak isteyenlere birden fazla seçenek sunmuş oluyor. Siz de kendi düşünce tarzınıza göre, bir kurumsanız kurumsal paylaşım politikanıza göre bunlardan bir lisansı tercih ediyorsunuz. Örneğin burada üzerinde telifle ilgili bir çalışma kalmamış. Örneğin Türkiye'deki yasalara göre 70 yılını doldurmuş eserler kamu malı haline dönüşürken genelde üniversiteler ürettikleri içerikleri ne yapıyorlar? Non-commercial, yani ticari olmayan bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorlar. Ticari olmayan amaçlarla daha sonradan kullanılabilmesi için. Bu lisanslarla birlikte aslında bunun bir de geri planı var. Bu geri planda hem hukuksal bir metin var. Bu hukuksal metinler herhangi bir anlaşmazlık durumunda aslında kullanılması için çok detaylı olarak hazırlanmış lisans anlaşmaları. Bununla birlikte bir lisansın özeti var. Bu da son kullanıcı için. Yani bunu paylaşabilirsiniz, dağıtabilirsiniz, ticari amaçla kullanamazsınız gibi çok basit metinsel anlatımlarla. Bir de arama motorlarının harmanlama sistemleri tarafından okunabilecek üst veri bölümleri yer alıyor. Yani siz internet üzerinden bir eseri Creative Commons'ta lisansladığınız zaman hem hukuki bir metin aslında burada yer alıyor, hem bununla beraber son kullanıcının bu eserle hangi şartlarda kullanım yapabileceğiyle ilgili bilgiler yer alıyor, hem de
Örneğin Google gibi, Yandex gibi, Bing gibi arama motorlarının bu içerikleri nasıl indeksleyeceğini belirtebiliyorsunuz. Böylece makinenin de anlayabileceği bir üst veri yapısını Creative Commons lisanslarıyla beraber oluşturmuş oluyorsunuz. Bunları örneklerini şöyle gösterebiliriz. Burada bir aslında metin var. Upuzun bir metin. Örneğin burada Creative Commons'ın uluslararası atıf lisansı ile ilgili. Bu metinde çok detaylı bir şekilde bilgiler yer alıyor. Buradaki bölümde ise paylaşabilirsiniz. Bunun üzerinde değişiklik yapabilirsiniz, adaptasyon yapabilirsiniz ama atıf vermek zorundasınız gibi bir özet bilgi yer alıyor. Hemen buradaki bölümde gördüğünüz zaman da Creative Commons'ın Dublin Core gibi, RDF üçlüleri gibi internet standartlarına uygun bir şekilde oluşturmuş olduğu veri yapısını görüyorsunuz. Böylece herhangi bir arama motoru, örneğin Google indekslerken interneti sizin makalenize geldiği zaman bu makalenin kullanım şartlarını da kendi indeksleme sayfasında görebiliyorsunuz. Böylece internet üzerinden bir arama yaparken örneğin sadece Wikimedia'nın Commons bölümünden değil internet üzerindeki diğer paylaşıma açık içerikleri de bulabilme şansına sahip oluyorsunuz. Aslında bu bize büyük bir esneklik sağlıyor bu içerikleri kullanırken. Buradaki bölümde de aslında bir lisans seçici var. Yani siz daha önce hiç Creative Commons'la ilgili bir çalışma yapmasanız bile üretmiş olduğunuz eseri paylaşım kültürüne sunabilmek için bazı basit sorulara cevap vererek bu çalışmayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın burada aslında lisansla ilgili belirli sorular var. Örneğin bunun üzerinde değişiklik yapılabilir mi? İşte ticari amaçla kullanılabilir mi? Dağıtırken aynı lisans mı kullanılsın gibi. Bunlara cevap verdiğinizde ve bir takım bilgileri, üst verileri buraya eklediğinizde sizin için bir HTML kodu üretiyor. Bu ürettiği HTML kodunun zengin metin bağlantısını burada görüyorsunuz. İsterseniz bunu alıp basılı bir kaynağa da yapıştırabilirsiniz. Ya da kendi web sitenize bunu HTML kodu olarak da ekleyebilirsiniz. Bir önceki görmüş olduğunuz buradaki kodlar bu lisans seçici yardımıyla HTML olarak da kopyalanabiliyor. Bunu kopyalayıp bir web sayfasına yerleştirdiğiniz zaman bu içerikleri gözlemleme şansına sahip oluyorsunuz. Ve aslında sabah Asaf'ın bahsettiği bu içerikle ilgili yani Wikidata benzeri yapılarla ilgili bunların kullanılabilmesi, yeniden değerlendirilebilmesi için de biz bu lisansları kullanıyoruz. Çünkü herhangi bir şekilde sizin bu lisansları kullanmadığınız zaman içeriğinizin hangi şartlarla yeniden kullanılabileceğiyle ilgili son kullanıcının bir fikri olmuyor. Burada aslında opendefinition.org'da bu çalışmalarla ilgili yani açıklık kavramını da çok güzel tanımlıyor. Belki de bu çalışmalara başlamadan önce bu açıklık kavramı üzerinde de biraz durmak lazım. Buradaki detaylarına bakarak. Bu tanımlar yardımıyla da aslında verinizi nasıl açabileceğinizle ilgili de Avrupa Birliği genelinde ve dünyada çok farklı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de veriyi nasıl açabileceğinizle ilgili bir rehber kitabın oluşturulmuş olması. Ben bu sunumu da Wikimedia ekibiyle paylaşırım. Linklere buradan ulaşabilirsiniz. Ama elinizde bir veri seti varsa bu veri setini ya belirli platformlarda yükleyerek kullanacaksınız. Yani paylaşıma sunacaksınız. Bu Wikidata gibi bir ortam olabilir. İşte OpenAir gibi bir Avrupa Birliği projesi olabilir. İşte Zerado gibi kendi verilerinizi, araştırma verilerinizi paylaşabileceğiniz bir ortam olabilir. Ama sonuç itibariyle buradaki yapılarla ilgili kendi kurumsal aslında süreçlerinize uygun veya kendi politikanıza uygun bir şekilde bunlara bir açık lisans oluşturmanız gerekiyor. Yani burada kullanım şartlarını belirlemeniz gerekiyor ve buradaki detaylar aslında Open Data Handbook içerisinde çok daha geniş kapsamlı bir şekilde anlatılıyor. Peki ben şu soruyu sorayım.
açık lisanslar olmadan, yani herhangi bir şekilde nasıl paylaşılacağı, nasıl yeniden kullanılacağı, üzerinde bir adaptasyon yapılıp yapılmayacağı belli olmadan bir veri paylaşılabilir mi? Veri paylaşılsa da bu sadece erişime açık hale getirilmesidir. Evet, insanlar bu veriye erişebilirler ama bu veriyi maalesef kullanamazlar. Verinin yeniden kullanımını mümkün hale getirmediğimiz sürece, ki bunu sadece kullanım hakkı olarak bakmayalım, yani bunu fiziksel olarak içerisindeki yapılandırılması olarak da bakalım, çok kolay olmayacaktır. Aslında bunu bugünkü konferansta ve yarınki günlerde detayını bahsedilecek Wikipedia ve Wikidata arasındaki farkı anladığımız zaman da çok rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiz. Neden? Çünkü Wikipedia içindeki bilgiler, evet, son kullanıcı tarafından okunarak anlaşılabilecek bilgiler. Ama siz bu bilgileri Wikidata'ya aktardığınız zaman bu bilgiler artık ne yapıyor? Makine tarafından işlenebilir, üzerinde çalışılabilir, algoritmalar yürütülebilir bir hale geliyor. Ve bunun da en önemli yapılarından bir tanesi, bunun sadece erişime değil, kullanılabilir hale de getirilmesini sağlamak. Buna biz aslında koleksiyonların veri olarak kullanılması diyoruz. Ve bence Wikipedia koleksiyonu aslında Wikidata ile kullanılabilir hale geliyor. Yani artık bir veri olarak işlenebilir hale getirilmiş oluyor. Bu bağlamda da bizim FAIR prensipleri dediğimiz FAIR veri ilkeleri devreye giriyor. Yani biz bir veri üzerinde çalışmamızı tamamladıktan sonra bunu paylaşıma sunarken bulunabilir olmasını sağlamalıyız. Erişilebilir olmasını sağlamalıyız. Birlikte çalışılabilirliğini farklı sistemler tarafından API'larla, web servisleriyle iletişim kurulmasını sağlamalıyız. Ve bunu yeniden kullanılabilir, yani lisanslarla birlikte yeniden kullanılabilir bir hale getirmeliyiz. Bu yapı içerisinde aslında Avrupa Birliği genelinde bu FAIR prensipleriyle ilgili çok detaylı çalışmalar yapılıyor. Ve siz kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan içerikleri paylaşırken bu FAIR prensipleriyle yayınlamaya zorunlu tutuluyorsunuz. Yani bir yerden destek aldığınız zaman, bir kaynak aldığınız zaman bunlarla ilgili çalışmaları bu prensipler yardımıyla sunmak zorunda kalıyorsunuz. Ve burada belirli altyapılar var. İşte bu altyapılar içerisinde lisansla ilgili, yeniden kullanımla ilgili Creative Commons'ı görüyoruz. Birlikte işlerlikte Dublin Core standartları gibi farklı repozitörlerin, farklı depoların birlikte konuşabilmesini sağlıyoruz. Bir takım protokoller var. İşte SparkQL gibi, yarın Asaf da bunların detayından bahsedecek. Bu şekilde API'lerle sorgulanabilir hale getiriyorsunuz. Ve aslında Wikidata gibi, DOI gibi, Handle gibi ne yapıyoruz? Bunların bulunabilirliğini de ortaya çıkartmış oluyoruz. Ve bu şekilde aslında bizim elimizdeki verileri bir FAIR prensibi kapsamında dağıtabilmemiz de mümkün hale geliyor. İşte biz paylaşım kültürüne destek olmak istiyorsak, ki bunun içerisinde değerli arkadaşlar açık kaynak kod var, açık erişim var, açık bilim var, açık inovasyon var. Açık veriyi de biz paylaşım kültürünün içine yer vermek istiyorsak, burada da şu parantezi açayım. Araştırma çok pahalı bir süreç. Biz kamu kaynaklarıyla oluşturduğumuz bilimsel araştırmalardaki verileri yeniden kullanılabilir hale getirirsek, bu kaynakları yeniden ve yeniden kullanma şansına sahip oluruz. Bu anlamda paylaşım kültürüne çok önemli bir destekte bulunmuş oluruz. İşte burada gördüğünüz bu bulut içerisindeki bütün bu çalışmaların bağlantılarını birbiriyle sağlamış oluruz. Açık kaynak kodlu bir yazılımla açık verinin işlenmesi, bunun sonucunda açık erişime bir makale sunulması, bundan ders içerikleri oluşturulması, açık eğitim kaynaklarının bu sayede oluşturulması ve bunların tamamıyla açık kültürü oluşturup kaynakları sınırlı ülkelerin ve vatandaşların diğer ülkelerin vatandaşları kadar eşit haklara sahip olmasını bu şekilde sağlayabiliriz. Aslında bir kelebek etkisinin burada oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda desteğe ihtiyacınız olursa, açık lisanslarla ilgili, açık verinin nasıl paylaşılacağı ile ilgili
ne tür çalışmaları aslında başlayacaksınız ama nereden başlayacağınızla ilgili creativecommons.org.tr'den detaylı bilgiler alabilirsiniz. Türkiye ofisi olarak bizden gerekli bilgiler alabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular sayfasında bu konularla ilgili daha önceki gelen soruların cevaplarını bulabilirsiniz ve info@creativecommons.org.tr'den bizim CC Türkiye ekibine istediğiniz sorularınızı aktarabilirsiniz. Bunlar entelektüel olarak içeriğine sahip olduğunuz telifli eserlerinizin nasıl paylaşıma sunulacağından çok daha karmaşık projelere kadar hepsi oluşturabilir. Ben inşallah çevirmen arkadaşlar benden nefret etmemiştir. Bana ayrılan sürede bu konularla ilgili genel bir çerçeve çizmeye çalıştım. Herhangi bir sorunuz olursa daha sonraki oturumlarda da konuşabiliriz veya bu e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Süremi de tam zamanında kullandım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii Zafer buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bizim her zaman bir konuştuğumuz bir konu sadece diğer arkadaşların da kulağında olması için CC öncelikle teşekkürler sunumun için Creative Commons lisanslarının Türkiye'de bir hukuksal altyapısı var mı diye bir sorayım sana. Şimdi aslında sadece Türkiye için değil tüm dünyada telif haklarıyla ilgili kanunlar yerel. Yani burada yerel kanunlar neyse o uygulanıyor ama buradaki en büyük avantajı şu: herhangi bir problem olduğu zaman siz kendi yaptığınız çalışmayı ben bu şartlar altında paylaştım diye mahkemeye sunma şansınız var. Yani ben ticari amaçla kullanılmamasını belirtmiştim. Buna karşı benim belirttiğim şartlar dışında bir kullanım yapıldı dendiği zaman en azından bu şartların ne olduğuyla ilgili ve bunları deklare ettiğinizle ilgili bir bilgiyi verme şansınız oluyor. Ama bu diğer ülkeler için de geçerli. Creative Commons lisansları ve aslında bütün açık lisanslar bir alternatif değildir yerel hukuka. Yerel hukuku destekleyen, onlarla beraber çalışacak aslında metinlerdir. Son kullanıcının böyle lisans metinlerini kendisi elle oluşturamayacağı için hazır lisans metinlerinden bir tanesini kullanması bir avantaj haline geliyor. Bu aslında açık kaynak kodlu yazılımlarda kullanılan GPL lisansları için de geçerli. Diğer telif haklarına paralel olarak aslında değerlendirilen farklı yapılar için de geçerli. Yani hukuksal olarak bir hakim Creative Commons lisansını bilmeyebilir. Ama siz diyeceksiniz ki ben bu şartlarla örneğin web sitemde içeriğimi, veri tabanımı, koleksiyonumu açtım. Bunları ben deklar etmeme rağmen buna uyulmadı dendiği zaman orada sizin elinizi güçlendiren bir durum ortaya çıkıyor. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Yani telif haklarıyla ilgili birçok farklı bu şeyde var ama yani Creative Commons'la beraber bir mahkemeye gidip de onu bir cezaya çarptıramazsınız. Yani Türkiye'deki FİSET dediğimiz fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Başvurmak derken? Metinlerini kullanmak gerekecek. Sizin söylediğiniz. Şimdi bakın FİSET'te öyle bir metin yok. Paylaşımla ilgili metin yok. Sorun yani. Telif hakkı ile ilgili. Koyacağım internete ama bunun bir geçerliliği olmayacak. Yani mahkemeye verdiğim zaman bir hayır, geçerli gö. Bakın o şekilde bakmayın. Bir gazete olduğunu düşünün. Gazete nasıl internet sitesinde kullanım şartlarını yayınlıyor? O yayınladığı kullanım şartları FİSET'te yok. Siz kendiniz o içeriği nasıl kullanacağını yayınlıyorsunuz internet ortamında. Hangi şartlarla? Bunların da hazır metinleri, hazır yapıları Creative Commons lisansları var. Açık kaynak kodlu yazılımda da aynı şey geçerli. Bunlar kanunda yazmıyor ama nasıl kullanılacağıyla ilgili eser sahibinin belirtmiş olduğu çalışmalar var. Bu binanın hangi şartlarla kullanılacağını bu üniversitenin yönetimi karar veriyor. Ona uymazsanız der ki bizim kurallarımıza uymadı deyip ilgili kanuna adres gösterilir. Creative Commons'ın lisans şartlarına uymazsanız da FİSEC'deki telif hakkı ihlallerini siz adres gösteriyorsunuz. Bütün dünyadaki kullanım şekli bu şekilde. Rica ederim.